kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz sefalar getirdiniz. Evinize bugün bizler yine misafir olduk. Hocamla beraber, Allah'ın izniyle Hafize Hocam'la birlikte güzel bir yayın yapmayı diliyoruz. Verimli olsun niyetindeyiz. İnşallah bütüne hizmet katsın niyetindeyiz. Biraz bekleyelim mi? Birazcık daha ne yapalım hocam? Nasıl istersiniz? Başlayalım. Çünkü ben geciktim. Başlayalım isterseniz. Olur. Sıkıntı, problem yok hocam. Her şekilde devam ederiz. Hani ben birazcık daha katılımcı arkadaşlarımız sağlasınlar diye bekleyelim mi dedim. Ama siz nasıl derseniz her şeyi yapabiliriz hocam. Sorun yok. Başlayalım. Tamam. O halde bugün dedik ki Dine Rana Kaplan Akademi, nefes21.com, Bülent Hocam, sevgili Bülent Hocam'ın izniyle, vasıtasıyla bu canlı yayınları yapmaya niyet ettik. Hafize Hocam'la beraber sizlerin bugünkü konumuzu öncelikle dile getirelim. Sınav kaygısıyla baş edebilme yöntemleri. Evet, bu son dönemlerde bütün çocuklarımızın, aslında hepimizin hayatında olan bir sınav var. Hepimizin bir sınavı var değil mi hocam? Pandem de aslında bir sınav dediğimiz gibi. Bir ebeveyn olarak muhtemelen yaşadığımız sıkıntılar da bir sınav. Bununla birlikte çocuklarımızın yaşadığı elbette ki sınav kaygıları da bir sınav diyoruz. Bunları dile getireceğiz. Naçizane gönlümüzden, yüreğimizden aktığı kadarıyla bakalım neler olacak diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Evet hocam. Sizce kaygı nedir? Başlayalım mı? Başlayalım tabii ki hocam. Zaten siz gelmeden önce ben de tam bununla tamam. ilgili giriş yapıyordum. Şöyle Harika. Ki hocam TYT ve AYT öğrencileri için, yani üniversiteye hazırlık öğrencileri için, belki terminolojik ismini tam bilmeyenler olabilir. Üniversiteye hazırlık öğrencileri için hocam resmi başvurular başladı. Resmi evet. başvuruların başlamasıyla beraber iş biraz daha ciddiye dönmüş oldu. Hani sene başından beri, hatta liseye başladıklarından beri bu çocuklar için bir sınav var mı? Evet var. Uzaklarda bir yerde bir sınav vardı. Bununla ilgili çocukların kafalarında bir takım şeyler vardı. Ama şimdi artık başvurular yapılınca, isimler görülünce, TC kimlik numaraları girilince iş biraz daha ciddiye binmiş oldu. Ciddiye geldi. Evet hocam. Kesinlikle de. Aynen. Hocam bir de şey, artık hani kronometreler kuruldu. Biliyorsunuz artık hani akıllı telefonlarla beraber hayatımıza giren yeni kavramlar var. Artık geri sayım başladı. Ben bunu eskiden hep kum saatiyle tasvir ederdim. Ama artık hani kum saatinin devri bitti. Biz eski kafalılar olarak hala kum saatindeyiz. Eski kafa demeyelim hocam lütfen. Onu hayır, ben kabul etmiyorum. Bizler de yeni neslin güzel ebeveynleriyiz tabii ki. Evet, şimdi artık hocam kronometreler kuruldu. Kronometrelerin kurulmasıyla beraber bir sonraki aşama sınav yerlerinin belli olması olacak. Sen nerede sınava giriyorsun? Hangi okulda sınava giriyorsun? Ne zaman, hani zamanı belli de yerin belli oldu mu? Artık sohbetler buna dönecek. Evet. Şimdi artık işin ciddiyete binmesiyle beraber hocam ufak ufak var olan kaygı düzeyi şu an pik yapmış durumda deyimlerinde ise. Aynı şey LGS öğrencileri için de geçerli. Hatta LGS öğrencileri hocam daha küçükler. Yaş olarak daha küçük oldukları için, hani şu an onlar için belki sınav stresi diğer ÖSS öğrencilerine göre daha fazla hissediyorlar. Bunu daha fazla deneyimliyorlar. Şimdi sorunuza gelecek olursak, kaygı nedir? Hocam kaygı bir kere bu dönemde benim gözlemlediğim, dershanecilik yaptığım dönemlerden gözlemlediğim, öğrencilerde, özellikle kız öğrencilerinde böyle istemsiz ağlama nöbetleri, uykusuzluk. Erkek öğrencilerde de biraz daha çalışamama, ders çalışma motivasyonunu kaybetme olarak kendini gösteren bir stres hali hocam. Hani biz sınav kaygısını en basit yalın haliyle bu şekilde tasvir ediyoruz. Görürsünüz mesela, hani kızınız varsa ya da etrafınızda sınava hazırlanacak kız çocukları varsa, görmüşsünüzdür, siz de deneyimlemişsinizdir. Böyle istemsiz ağlama nöbetleri. Hani sebepsiz yere böyle gözler dolar, boncuk boncuk akmaya başlar. Gelir mesela, hocam hiç uyuyamıyorum. Hayırdır kızım, neden?
Hocam ben sınavı düşünüyorum. Şimdi başvuruyu da yaptım ya. Sınavla ilgili ben işte hocam çok kafaya takıyorum, uyuyamıyorum. Mesela erkek öğrenciler de şöyle gelirler. Hocam ben çalışamıyorum. Oğlum neden çalışamıyorsun? Hocam sınav başvurularını yaptık ya biz. Evet yaptınız. Hayırlı olsun. Hocam işte ben başvuruyu yaptıktan sonra bana bir şey oldu, ben ders çalışamıyorum. Değil mi? Şeklinde kendini gösteren bir stres hali hocam. Yani Evet, kaygı evet. en şey tabiriyle bu. En yalın tabiriyle bu. Öğrencilerde gözlemlediğimiz genelde bunlar. Evet, çok güzel bir şey söylediniz aslında. Bana göre de kaygı aslında bir korku verici, bir hani elle tutulmayan, korku veren. Bununla birlikte yaklaştığı için hani gün de çok yakın kaldığından dolayı çocuklarda stres olması aslında böyle içlerinde hani naçizane bilmedikleri ruhsal bir bedensel tepki yaratması aslında bu. Çünkü bilinmeyen bir yola giriyorlar ve hocam tabii ki bilinmeyen yol ne kadar da onları korkutuyorsa ister istemez de bu bir kaygıya ve strese vesile oluyor. Bu tepki de tabii ki zaman zaman hani her insan hepimiz yaşıyoruz. Sadece çocuklar değil hocam. Biz ebeveyn olarak da onlar gibi biz de bunları yaşıyoruz. Sınavda işte topluluk önlerinde, kazalarda, düşünsenize ölümlerde yaşıyoruz bunu. Yani bir anlık korku bence tamamıyla. O çok güzel de az sonra da konuşacağız. Bunu çok kolay yöntemlerle de dize alabilecekler. Bunun yöntemlerinden de bahsedeceğiz. Sadece bir anlık korku diyorum ben. Aynı Evet, zamanda. kesinlikle. Evet. Peki hocam, sizce kaygı belirtileri neler olabilir? Dediğiniz gibi LGS çok yakın. Bununla birlikte AYT var. Üniversite öğrencilerimizin tabii ki sınav korkuları var, kaygıları var. Peki kaygı belirtileri nasıl oluşuyor? Buna ne Hocam diyebiliriz? şimdi kaygı belirtileri öğrenciden öğrenciye farklılık arz ediyor. Mesela bazı öğrencilerde sınav kaygısı aşırı yeme olarak kendini gösterebiliyor. Hocam kendimi durduramıyorum. Durmadan bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyorum. Ve özellikle hocam abur cubura çok sardım diyen öğrencilerle ben çok karşılaşmıştım. Hani hocam cips yemeden duramıyorum. Hocam işte kola çok tüketiyorum. Kola tüketimimi bir türlü engelleyemiyorum diyen öğrenciler. Ya da işte biraz önce bahsettiğimiz gibi hani uyuyamayan öğrenciler ya da etrafında mesela ailelerden gelen bir takım hani geri bildirimler oluyordu. Hocam biz bu kızla hiç konuşamıyoruz. Biz bu işte oğlu varsa mesela ben çocuğumla hiç konuşamıyorum. Çünkü ne zaman bir şey konuşsak, bir Konuşmaya konudan hassas. bahsetsek mesele mutlaka sınava geliyor. Sınava gelince de çocuk ağlayarak bulunduğumuz yerden gidiyor odasına, kendi odasına kapatıyor şeklinde velilerden de bu tip geri bildirimler oluyordu. Hani böyle artık çocuğunuzla diyalog kuramıyorsanız, her konuştuğunuz konu dönüp dolaşıp sınava geliyorsa, sınavın konuşulduğu her ortamda çocuk bağırıp çağırıp kendini odasına kapatıyorsa, burada gerçekten üst düzey bir kaygı yaşanıyor demektir. Ve gerçekten bu çocuğun müdahaleye ihtiyacı vardır. Rahatlatılmaya ihtiyacı vardır. Hani hayatın sınavdan ibaret olmadığını bir kere daha duymaya ve bu konuda bir kere daha ebeveynlerinden onu rahatlatacak bir takım sözler duymaya ihtiyacı vardır. Hani bunları gördüğümüz anda burada bir stres olduğunu bir kere bileceğiz. Buyurun hocam, Evet, siz ne düşünüyorsunuz? çok güzel söylediniz hocam. Dediğiniz gibi ebeveynlerin burada rolü çok daha önemli. Evin içerisinde son zamanlarda her daim sınav konuşuluyorsa ve o çocuk dediğiniz gibi zaten bir ergen. Ergenlerle uğraşıyoruz. İster istemez birazcık da onları serbest bırakmak gerekiyor. Şimdi düşünsenize hocam, sürekli eve geliyorsunuz, sınav, sınav, sınav. Hayat dediğiniz gibi bir sınavdan ibaret. Yani biraz rahat bırakın, biraz relax olsun. O çocuğun da ihtiyaçları var. Elbette kendisine göre o nasıl çalışma programı hazırlayaraktan bu sınavı çok kolay bir şekilde atlatacağını biliyor. Ebeveyn olarak aslında biz kendi yükümüzü, kendi tedirginliğimizi çocuklarımıza yansıtıyoruz. Ben sadece öyle düşünüyorum. Bunu birazcık daha dizginlersek, onlara güvenirsek, onların yanında olduğumuzu hissettirirsek, ellerinden gelenin en güzelini yapacağına inandığımızı söylersek, bence bu ortadan kalkacaktır.
Hani geç olmadan, onlar zaten siz öğretmensiniz, bunu daha iyi biliyorsunuz. Bizler de hani tabii ki koçluk yapıyoruz. Bununla birlikte bakış açılarımız birazcık daha farklı. Aynı zamanda öğrenci koçluğu da yapıyoruz. Birçok çocuk da sadece annesini, babasını, kısacası ebeveynini mutlu etme rolleri var. Bu da kaygıya yol açıyor. Ya kazanamazsam, ya başaramazsam, bunun sonucundan ne olacak? Aileme iyi bir sonuç getiremezsem. Aslında aileyi düşünüyor. Çocuk kendi geleceğini düşünmüyor burada. Tamamıyla kendisini ailesine vermiyor. Çünkü ebeveyn sürekli o evin içerisinde sınavdan başka bir şey düşünmüyor. Dersten başka bir şey düşünmüyor. Oğlum, kızım, dersini bitirdin mi? Ya bırak. Çocuk zaten görevini biliyor. Bilmez olur mu? Onlar zaten, siz düşünsenize, bütün gün boyunca bilgisayarın başında oturacaksınız. Size sürekli bir hitam edecek kişiler, yaptın mı, ettin mi? Ne yaparsınız o zaman? Tamamen çıldırırsınız. Görevinizi bilen insansınız, değil mi hocam? O yüzden naçizane ben diyorum ki biraz rahat bırakalım. Biraz akışa bırakalım. Anda kalalım. Onların evet çok kısa bir süresi kaldı. Gerçekten sınav kolay değil. Fakat bununla birlikte hayat bir sınav. Hepimizin sınavları var. Hepimiz bu sınavları yaşıyoruz. Birazcık ben naçizane hayata dair de konuşmak istiyorum. Hepimizin hayatındaki şeyler geride bırakıyoruz. Hastalığımız bir sınav. İlişkilerimiz bir sınav, Bülent hocamın dediği gibi. Çevremizdeki insanlar bir sınav. Hepimizin bilinmeyen yönleri var. Bunları nasıl kolay atlatabiliyorsak, bunlar da atlatılacak. Yeter ki güvenelim, yeter ki akışta bırakalım diyorum ben. Biraz çok konuştum. Sizi dinliyorum hocam. Kesinlikle. Hocam, burada çocuğun sınav kaygısı tam olarak neden kaynaklanıyor? Evet. Bence bunu bir irdelemek, yani çocuk için de ebeveyn için de öncelikle bunu bir tespit etmek gerekiyor. Çünkü tespit ederseniz neyden kaynaklandığını bulursanız çözüm bulmak daha kolay olur. Çok daha Çocuğun kolay sınav olacak. kaygısını tetikleyen şey nedir? Buna bakmak lazım. Şimdi mesela sınav kaygısını tetikleyen şeylerle ilgili öğrencilerle görüştüğümüzde şöyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela başarısızlık korkusu en büyük sınav kaygısı sebeplerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ya başaramazsam, hani ya istediğim sonucu alamazsam, başarılı olamazsam, o zaman acaba ailemin bana olan sevgisi azalır mı? Ailemin Değil bana mi? olan güveni azalır mı? Şeklinde çocuk kendi varlığını, ailesinin onunla olan ilişkisini, ailesinin ona verdiği değeri sınavla eşdeğer hale getiriyor. Hani öyle bir dünya kurmuş ki kafasında. Sınavı kazanırsam ailem beni çok sevecek. Sınavı kazanmazsam ailem artık beni sevmeyecek. Ne kadar yüksek puan alırsam ailemin bana verdiği değer o kadar artacak. Puanım düşerse o zaman bana verilen Evet. değer de düşecek. Bir kere hani kendi varlığını bu şekilde kendi değerini sınavla eşdeğer hale getirmiş olması çocuk adına olduğu kadar ebeveynler adına da çok düşünülmesi gereken, çok irdelenmesi gereken bir mesele. Ha, demek ki burada koşulsuz sevgi, hani çocuğumuza duymamız gereken koşulsuz sevgi meselesini biz ona tam olarak aktaramamışız. Hani sınavda başarılı olsun ya da olmasın, bizim çocuklarımıza olan sevgimiz daimidir. Sınavın iyi geçmesi, kötü geçmesi sevgimizi azaltan ya da artıran bir parametre değildir, asla olamaz da. Bu konuda bütün ebeveynler benimle hemfikirdir diye düşünüyorum. Çok Bununla güzel birlikte söylediniz. Evet hocam. hocam, pandemi süreci biraz daha bu konuda ebeveynlerde yeni bir farkındalık oluşturdu diye ben gözlemliyorum. Hani artık ebeveynler şu noktadalar. Sağlığı yerinde olsun da sınavdan, şundan, bundan biz vazgeçtik. Yeter ki sağlığı yerinde olsun. O nasıl istiyorsa öyle olsun diyen ebeveynlerle de çok karşılaşıyorum. Hatta oğlumun sınıf arkadaşlarından birisi Covid tedavisi görüyor şu an ailesiyle beraber. Ay, geçmiş Mesela olsun. o bayan da, o veli de aynı şeyi söylemişti. Sağlık, her şeyin başı sağlık. Hani artık bu çocukların üzerindeki sınav baskısını, işte sınavla ilgili ailelerin beklentilerini biraz daha azalttı, baskıyı da biraz daha azalttı. Hani bu bir kere bu ebeveyn baskısı sınav stresini tetikleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Biraz önce Evet. söylediğimiz ya başaramazsam korkusu. Bu başarısızlık hem ebeveynlerine karşı hani ne düşünürler düşüncesinden kaynaklanıyor, hem de kendisi için hani bu kadar emek verdim, bu kadar çalıştım, istediğim başarıyı elde edemezsem
ne olur? Aslında Çünkü burada başarısızlık. hocam zihin devreye giriyor. Zihnin bir bilinçaltının bir oyununu aslında dile getiriyor. Ve çevre baskısı da aslında bunu da körüklüyor bence. Lütfen devam edin. Sözünüzü Evet kesmedim. hocam, çevre baskısı da bu kesinlikle tetikliyor. Hani hatta böyle kepslerde falan vardır ya, sınava Evet. hazırlanan öğrenciler bayram ziyaretine gitmek istemezler, bayramda kimse gelsin istemezler ya da annelerinin altın gününde şurada burada kesinlikle boy göstermek istemezler. Çünkü fix soru vardır. Nereye kazandın? İşte kaç puan aldın? Neresi oluyor? Mesela KPSS'ye hazırlananlar için atanıyor musun, atanamıyor musun diye bu şekilde hani etraftaki böyle bildik teyzelerin hani beklentileri dile getirmesi, bunun çocukta meydana getirdiği baskı kaygıyı tetikleyen unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Artı bir de şu var hocam, yeteri kadar çalışabildim mi, çalışamadım mı şeklindeki kendini yetersiz görme de kaygıyı tetikleyebiliyor. Hani Aynen. şu olabiliyor öğrencide. Tamam, çalıştım. Elimden geleni yaptım. Gereken emeği verdim. Bununla birlikte acaba bir şeyleri eksik bırakmış olabilir miyim? Acaba her şey tam oldu mu? Acaba verdiğim emekler tam olarak hedefimin karşılığı mı? İşte yeteri kadar hazırlanıp hazırlanamadığından tam emin olamamada yine hocam kaygıyı tetikleyen unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Aslında az önce o kadar güzel bir şey söylediniz ki Hafize Hocam. Toplum olarak biz toplum olaraktan çok meraklıyız. Aşırı meraklıyız hocam. Düşünsenize çocuğunuz var dediğiniz gibi. Aman eve kimse gelmesin. Neden? Çünkü o sınava hazırlanıyor. Aman işte gürültü yapılmasın sınava hazırlanıyor. Ve toplum olarak merak ediyoruz ya günlerde olsun ya da aileler olaraktan. Sen neyi kazanmayı düşünüyorsun? Ne olacaksın? İşte çocuk birazcık da böyle farklı bir yeri kazan. Aa bak falancanın kızı ya da oğlu şurayı kazanmış. Biraz da karşılaştırma yapıyoruz tabii ki. Gördün mü bak sen bu kadar çalıştın ama hiçbir işe yaramadı. Biz o kadar olumsuzluklara yönelmişiz ki toplumsal baskı da çocuklardaki bilinçaltında farklı şeyler oluşturmaya yol açıyor. Örneğin yeni evlenen çiftlere meraklıyız ya. Ne zaman çocuğunuz olacak? Ya bu da bir farklı bir bünyeye getiriyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani o kadar meraklıyız ki. Ya da anlaşamamış. Aa siz niye anlaşamadınız? Bırakın biraz lütfen bunlar değil. Biz böyle hep alttaki yatan korkuları, kaygıları merakımızla dile getirerekten onları farklı bir yönde ilerletmeye çalışıyoruz. Aslında biz toplum olarak biraz kendimize pandemi süresinde de güzel bir dönüşüm sağlamalıyız diye düşünüyorum ben. Bu da dediğiniz gibi az önce sağlık dediniz ya çok önemli gerçekten. Çocuklarımızın sağlığı yerinde olsun. Yeter ki güzel insanlar olsunlar, güzel katkı sunan, değerleri üstün insanlar olsunlar. Topluma faydalı insanlar sağlasınlar ki ne olduğu önemli değil, ne kazandığı önemli değil, yürekten ne geliyorsa onu yapsınlar. Önemli olan sevdiği işi yapması, sevdiği yere Kesinlikle. gelebilmesi. Yeter ki sağlığı yerinde olsun hocam. Çünkü o sağlık kolay bulunmuyor. Sağlık yerinde olduktan sonra çok daha fazla şeylere sahip olabilirsiniz. Ben bunu düşünüyorum Kesinlikle hocam. sadece. Kesinlikle. Dediğiniz gibi o çok önemli zaten. Peki hocam, son dönemlerde bilmiyorum sizde de var mıdır? Bu çok merak edilen bir konu. Sınav psikolojisi yaşanırken çocuk ve ebeveynlerde genellikle nelere yol açıyor, nelere sebep oluyor? Hocam, sınava hazırlık süreci ve bu süreçle beraber ortaya çıkan bu kaygı bir kere çocuklarda ve ebeveynlerde ilişkilerin çok ciddi zarar görmesine sebep oluyor. Bir kere bazı ebeveynler var ki çocuğundan çok önde gidiyorlar. Yani çocuğunun kapasitesini tam belki idrak edemiyor, tam bu kapasitenin sınırlarını gözlemleyemiyor. Çok büyük hedefler koyuyor çocuğuna. Çocuk da bu hedeflerin altında eziliyor. Bazı ebeveynler var ki hocam çok fazla belki kendileri çok çalışarak bir yerleri kazanmışlar, bir yerlere gelmişler. Aynı çalışmayı çocuklarında da görmek istiyorlar. İşte diyor
Ben senin gibiyken sınava hazırlanırken günde 10 saat çalışırdım. Sen böyle ne yapıyorsun? İşte ben senin gibiyken sınava hazırlanırken aynı zamanda işte şunları şunları yapardım. Ama sen bak sadece ders çalışmanı istiyoruz. Sadece ders çalışmanı bekliyoruz. Ama sen ders çalışma konusunda bile bizim beklentilerimize gereken karşılığı veremiyorsun şeklinde ebeveynler çocuklar üzerinde çok baskı oluşturuyorlar. Bu baskıyla beraber ister istemez çocuklarla ebeveynler arasındaki, öğrencilerle ebeveynler arasındaki ilişkiler çok zarar görüyor, çok yara alıyor hocam. Kopukluk Bir kere oluyor değil mi hocam? tabii ki ilişkilerde çok ciddi kopukluklar meydana geliyor. Ve bu kopukluklar zamanında müdahale edilmezse şayet daha ciddi kırılmalara, daha ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Çünkü hocam sınav gelecek, geçecek, bitecek. Ama biz hala anne olarak, hala evlat olarak, hala ebeveyn olarak hayatımıza, ailemize, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir kere bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak lazım. Artı çocuğun da şunun farkında olması lazım hocam. Ailesi sınavla ilgili ona bazı hatırlatmalarda bulunuyorsa en nihayetinde bu onun hayatı için, onun geleceği için, onun seçeceği meslek, okuyacağı üniversite için. Çünkü en nihayetinde çocuğunuz Boğaziçi'ni kazandığı zaman siz gidip onunla beraber okula kaydolmayacaksınız. O kendi orada okuyacak. O ortamı o deneyimleyecek. O okulda o okuyacak. O diplomayı o alacak. Aynı şekilde mesela başka bir üniversiteyi kazandığında gene siz onunla beraber gidip okumayacaksınız. Tamamen çocuğun burada ailesinin onunla ilgili takibinin, hatırlatmasının tamamen iyi niyetli olduğunu, tamamen onun için, onun geleceği için olduğunu asla aklından çıkarmaması lazım. Belki burada üslup bakımından bazı istenmeyen konuşmalar geçmiş olabilir. O da artık hani Z kuşağı değil en nihayetinde ebeveynler. Ne kadar genç olursa olsun Z kuşağı kadar entel, Z kuşağı kadar donanımlı, Z kuşağı kadar böyle hani nazik olamayabiliyoruz bazen. Hani bu üslupsal sıkıntıları da ebeveynlerin iyi niyetine vermek lazım. Ebeveynlerin de çocukları için gösterdikleri gayretin, sabrın farkında olması lazım hocam. Çünkü bu bir süreç. Yani üniversiteye hazırlık ya da LGS'ye hazırlık tek başına öğrencinin altından kalkabileceği bir süreç değil bu. Ailenin de işin içine girmesi gereken, hatta öğretmenlerinin, okulunun ya da bir kurs merkezine gidiyorsa kursun hepsinin beraber işin içine girmesi gereken bir süreç. O yüzden hani çocuk tek başına ben kazandım, ben hazırlanıyorum, ben ders çalışıyorum, size ne oluyor ki deyip ailesine hani ergen diliyle tırnak içine alıyorum, atar yapmamalı. Çünkü o tek başına çalışmıyor hocam, tek başına hazırlanmıyor. Bu sınav sürecinde aileler de çocuklarıyla beraber inanın sınava hazırlanıyorlar. Çocuklarıyla beraber sınava giriyorlar ki siz şu an iki tane LGS öğrencisi Evet, hocam. hazırlıyorsunuz. LGS'ye Aynen. hazırlanıyorlar. Yani siz de demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hani bu Aynen. hem aileyi, hem çocuğu, hem okulu, hem öğretmenleri hepsini içine alması gereken bir süreç ve herkes bu süreçte ister istemez taşın altına elini koymalı, sabırlı olmalı, birbirine karşı anlayışlı olmalı ve en önemlisi empati yapabilmeli. Çok Bu güzel empatinin, söylediniz. sabrın ve Evet. anlayışın olduğu yerde hocam ilişkiler çok da zarar görmeden bu süreç kolaylıkla inşallah aşılır. Aşılacağını düşünüyorum. Sorumluluk paylaşıldıkça aşılacak zaten hocam. Dediğiniz gibi en kötü bizler ne yapabiliyoruz? Onların yanındayız. Belki derslerinden anlamıyoruz. Doğrudur. Dersler ben şu an evet iki tane LGS öğrencisiyle beraberim. Bununla birlikte dersler inanılmaz zor hocam. İnanılmaz zor. Onlara da tek başına bu yükü vermek istemiyorum. Çünkü gerçekten hani dedik ya bizim zamanımızda böyle değildi. Fakat bu dönemde de inanılmaz bir teknoloji var, kolaylıklar var. Biz kütüphanelerde gider arar bulurduk bazı şeyleri. Kitaplarımız, defterlerimiz olmazdı. Şu an varlığın içerisinde zorluklarla belki de çocuklarımız mücadele ediyor. Ben hepsine de başarılar diliyorum. Emin olun hepsi de çok güzel yerlere gelecek. Sadece şuna değinmek istiyorum. Kendilerine inansınlar ve ne istediklerini doğru bir şekilde sorumluluklarını da tabii ki ebeveynlerle beraber paylaşaraktan bizler de onlarla beraber gerçekten sınav stresini çok fazla yaşıyoruz. Kolaylaştıracağımızı düşünüyorum. Onların yanındayız. Onlarla beraber güzel sınavlara başarılar atacağız ve bu da geçecek ya. Bu geçecek.
Bu kalmayacak. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Aynen, aynen. Peki hocam, dedik ki bu kaygı belirtilerinden bahsettik, sınav kaygılarından bahsettik, neden olduğundan bahsettik. Peki bunu azaltma yöntemleri desek, siz biraz bunlardan bahsetseniz. Hem NLP konumunda, hem işte koçluğun getirdiği konumlarda, bizim öğrencilerimizde. Biraz da bunları sunalım izleyenlerimize. Bunlar mümkün çünkü. Evet, hocam şimdi şöyle düşünüyorum. Şimdi sınav kaygısı başarı odaklı ailelerin çocuklarında kaygı daha yoğun gözlemleniyor. Çünkü aile başarı odaklı bakıyorsa ve böyle bir başarma değerine sahipse hocam, ister istemez çocukta da bu değer oluşuyor. Ailenin beklentisi ister istemez çocuğa yansıyor. Dolayısıyla çocukta sınav kaygısı daha fazla gözlemleniyor. Yani o yüzden hani her çocuk sınav kaygısı duyar mı? Duymayabilir. Duymuyor her çocukta hocam. sınav kaygısı her çocukta sınav kaygısı aynı düzeyde midir? Olmayabilir. Çünkü bu tamamen çocuğun değerleriyle ilgili. Mesela şimdi bizim hani değerleri koşulu çalışmamızda var ya, yaşamımızı hani yaşamımızı böyle yönlendiren, hayatımızın içinde olan, bizim tamamen hani pozitif üst niyet olarak değerlendirdiğimiz, pozitif üst niyet olarak ifade ettiğimiz değerleri koşulu çalışmalarımız var. Burada mesela hocam şey var, hani çocukların böyle hani başarı odaklı çocuklar var. Başarma değerine sahip olan çocuklar ve başarma değerine sahip olan aileler var. Dolayısıyla bu ailelerde, bu çocuklarda biz sınav kaygısını çok daha yoğun olarak görüyoruz. Şimdi sınav kaygısıyla baş etme adına, bir de burada Seval bir soru sormuş, o soruya takıldım hocam. Plana uyamayan öğrencinin için tavsiyeniz nedir? Tamam diyen ama plana uyamayan öğrenciler için tavsiyeleriniz nelerdir? Arzu ederseniz kısacık buna bir değinmek istiyorum. Lütfen hocam. Şimdi hocam, benim oğlum LGS'ye girdi 2 sene önce. Şimdi 10. sınıfta. Ay ne kadar şimdi güzel. Onunla, biz sınava hazırlık için ben ona 10 günlük program yapıyordum. 10 günlük programda hocam, Seval'i de hani tavsiye olsun, artı bu konuda hani ilgili ve takipte kalan velilerimiz tavsiye olsun hocam. Bilgi olsun. Şimdi ben ona 10 günlük çalışma programı yapıyordum. Bu 10 günlük çalışma programında hocam hangi kaynaktan hangi testleri çözeceği, hangi konuların çalışılacağını ben gün gün yazıyordum. Mesela günlük mutlaka bir yapması gereken paragraf soruları vardı. Günlük mutlaka yapması gereken işte matematik soruları, Türkçe soruları. Ben bunları yazıyordum. 10 günün sonunda ben ona mutlaka bir ödül koyuyordum. Şimdi ödül öğrencileri motive etmesi bakımından, plana uyma, plana sadakat bakımından gerçekten çok işe yarıyor. Buradaki ödülü öğrencinin ihtiyacına göre, çocuğunuzu en iyi siz tanırsınız. Çocuğun elbette sevdiği şeye göre, ihtiyacına göre, en çok o ne onun hoşuna gider, neyden mutlu olur, buna göre ödülü koyabilirsiniz. Bir gün tatil veriyordum mesela. Diyordum oğlum işte bir gün, iki gün neyse çalışmayabilirsin. Tatil. Artı bu zaman zarfında en çok ne yapmak istersin? O dönemde mesela o sinemaya gitmek istiyordu. Tamam, sinemaya git. Arkadaşlarıyla buluşup dışarıda yemek yemek istiyor. Tamam, buluşun gidin şeklinde. Hani böyle planları hocam günle sınırlandırıp günün sonunda mola vermek ve onun sonunda da mutlaka çocuğa bir ödül koymak kesinlikle ve kesinlikle işe yarıyor. Ödülle mesela motive edemediğiniz durumlarda da bir mahrum bırakmak uygulanabilir. Mesela diyelim ki çocuğun en vazgeçemediği şey ne? Cep telefonu. Bu plana uymazsan, planda sadakat göstermezsen cep telefonuna 3 gün el koyuyorum. Bu da bir yöntem. Aslında ödül ceza yöntemiyle ilerleyebiliriz diyorsunuz. Doğru mu anladım evet, hocam? Evet, evet. Hı-hı. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Ödül ceza yöntemiyle ya teşvik için ödül konulabilir ya da yoksun bırakmak. Onun için daha böyle yaptırımı yüksek bir uygulama olacaksa cep telefonuna el koyma ya da ne bileyim laptopuna el koyma. Teknoloji çocukları ya en çok evet, onların evet. Şu an onlar vazgeçmezler. Aynen. 3 günlük boyunca cep telefonun bende duracak. İşte laptopun bende duracak şeklinde yapılacak bir hocam öncesinde hani planın sonundaki ödülü ya da cezayı önceden netleştirme, öncesinde gerçekleştirecek net bir konuşma çocukları plana uyma konusunda daha çok motive ediyor. Naçizane bunu deneyimlemiştim. O yüzden Seval'e de tavsiye ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Evet, devam edelim hocam.
Devam edelim. Hocam şimdi sınav kaygısıyla ilgili olarak bunu yok etme ve azaltmayla ilgili olarak bir kere benim koçluk çalışmalarında uyguladığım çok güzel bir yöntem var. Sonuçlara koçluk diye ben bunu görmüştük. Sonuçlara koçluk diye bir çalışma. Şöyle dile getirmiştik. Şimdi hocam sonuçlara koçlukta ben sınava hazırlanan öğrencilerle bunu mutlaka uyguluyorum. Şöyle uyguluyorum. Bu sonuçlara koçluk dediğimiz şey hocam öncelikle sizin bir hedefiniz olmasını gerektiriyor. Sınava hazırlanan öğrencilerimizin hepsinin zaten bir hedefi var. Nedir? Var. İşte TYT, AYT öğrencisi ise üniversiteye girmek, LGS öğrencisi ise nitelikli bir liseye girmek. Ya da daha böyle spesifik hedefleri olan daha başarılı çocuklarımız var. Mesela çocuk işte yüzdelik dilim olarak hedef koyuyor, sıralama olarak hedef koyuyor. Öncelikle bu hedefi bir alıyor. Sonra hedefi aldıktan sonra diyorum ki beyaz bir kağıt alın ve bu beyaz kağıdı önünüze koyup bu beyaz kağıdı dörde bölün. Dördüne de birer tane numara verin. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Birinci bölüme diyorum yazın. Hedefe ulaştığınız an, bu hedefinizi gerçekleştirdiğiniz an ulaşacağınız en iyi sonuçlar nelerdir? Öğrencilerin hocam en çok sevdikleri, doldururken en çok keyif aldıkları, gözlerinin en çok parladığı bölüm burası. Tamamen şu moda giriyorlar hocam. Boğaziçi hukuku istiyorum. Üniversitenin kapısındayım. Kayıt olmak için gittim aslında oraya. Anti parantez açmak istiyorum. Orada zihinsel provayı da yapıyoruz hocam biz orada. Evet, oraya götürüyoruz. Koçluktan gelen zihinsel provayı da biz burada görüntülemiş oluyoruz. Lütfen devam edin. İşte hocam diyorum hani hedefe ulaştığında en iyi sonuçlar nedir? Çocuk o kadar mutlu oluyor, o kadar motive oluyor ki. Evet. Mesela başlıyor. İşte kendime güvenim artar. Ailem benimle gurur duyar. Soranlara Boğaziçi hukuku kazandın diye bu arada yeni açılacak. O yüzden özellikle söylüyorum. Ay, biliyorsunuz Boğaziçi özellikle hani işte istediğim üniversiteyi kazanmış olmanın özgüveniyle hareket ederim. Boğaziçi'nde kutlamalar yaparım. Tabii kutlamalar yaparım. Boğaziçi'ndeki arkadaş ortamını ben de deneyimlerim. O havayı ben de solurum vesaire vesaire yazıyor. Tamam diyorum çok güzel. Gel bakalım ikinci bölüme. Bu hedefe ulaştığımda alacağın en kötü sonuçlar nelerdir? Evet. Bir kere bu öğrencilerin hocam çok şaşırdıkları bir bölüm oluyor. Çünkü tamamen kendini şuna programlamış. Kazanacağım, hedefime ulaşacağım, her şey çok güzel olacak. Evet her şey çok güzel olacak. Bununla birlikte hayatın beklenmedik sürprizleri de var. Acaba sen bunlara da hazır mısın? Acaba bununla ilgili senin bir B planın var mı? Diyorum. Mesela hocam yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum size. Lütfen. Üniversite sınavını kazan, yani işte sıralaması eşit ağırlıkta çok iyi olan bir öğrencim vardı. Ankara hukuka gitmek istiyordu. Çocuk Ankara hukuku hedefliyor. İstanbul'da ikamet ediyor ailesiyle beraber. Ankara hukuku hedefliyor. Sıralaması da böyle eşit ağırlıktan binlerde falan Ankara hukuku kazanabilecek durumda. Ankara hukukun tercihini yapacak. Cuma günü böyle konuştuk. Ondan sonra pazartesi ben bunlara annesiyle beraber randevu verdim. Dedim pazartesi netleştirelim. Sıralamalarımızı yapalım. Artık teslim edelim formumuzu. Tamam mı? Tamam. Geldi hocam pazartesi annesiyle beraber. Dedim yazdın mı Ankara hukuku birinci tercihine? Nasıl durum? Bakayım bir listene. Annesi dedi ki hocam biz Ankara hukuktan vazgeçtik. Neden dedim hayırdır? Hocam dedi biz dedi hafta sonu Ankara'ya gittik dedi. Aldık atladık arabamıza dedi. Aldık kızımızı da. Biz dedi Ankara'ya gittik dedi. Ankara hukukun bulunduğu yer, etrafındaki barınma imkanları, yurtlar, Ankara nasıl bir şehir? Bunların hepsini dedi biz hafta sonu Ankara'da konakladık. Bunların hepsine tek tek baktık. Ve karar verdik ki kızımla beraber, kız da aynı şeyi söylüyor. Hocam dedi ben Ankara'ya gitmek istemiyorum. Ben şehir dışında okumak istemiyorum dedi. Ben ailemin yanında kalmak istiyorum. İstanbul'da kalmak istiyorum. Ya ben dedi İstanbul hukuku tercih edeceğim. İstanbul hukuku okuyacağım. Gerekirse dedi gereken hani eğitimimle ilgili gereken takviyeleri dedi ben üniversiteyi bitirdikten sonra alırım. Nitekim zaten İngiltere'ye gitti. Dil öğrendi falan. Şimdi çok başarılı bir avukat olarak hayatına devam ediyor. İşte demek hocam, ki asıl aslında hedef orası değilmiş hocam. Hedef o değilmiş. Onu anlamış olmuş işte, değil mi? Hocam bu soru bunu bir kere daha check etmenize yardımcı evet, oluyor. Evet. Yani sen bu hedefe ulaştığında başına gelecek en kötü sonuçlar ne olabilir? Bir kere sen Hacettepe tıpı istiyorsun diyelim ki İstanbul'da ikamet eden biri olarak Ankara'da yaşamaya hazır mısın?
Şehir dışında ailenden ayrı kalmaya hazır mısın? Ya da ne bileyim hani bu başka bir şehir deneyimine sen hazır mısın? Bunları bir düşün bakalım. Hani başına bunun sana getireceği olumsuzluklar da olabileceğinin farkında mısın? Bu olumsuzlukları da sen değil, zihninde bir düşün bakalım deyip Aslında bir süre veriyorum burada. farkındalığı yarat orada ki gerçekten bunu isteyip istemediğini göreceksin. Sonuçlara koştuğun bu çok güzel yöntemi var zaten. Çok affedersiniz hocam, fen lisesinde okuyan öğrenci nereye kazanmak istediğine henüz karar veremiyor. Ne yapmam lazım? Biz de tam bunun üzerine konuşuyoruz Seval hocam. Sonuçlara koştuğu yapar. Evet. Evet, şunu bir bitirelim. Ondan sonra buna da dönelim hocam. Sonra üçüncü soruyu soruyorum. Üçüncü sorumuz da hocam, biliyorsunuz ulaşamazsan alacağın en iyi sonuçlar nelerdir? Ne Bir olur? kere çocuk bir şok hocam. O şoku, bu soruyu sorduğunuz an o şoku gözlerinde çok rahat görebiliyorsunuz öğrencilerin. Hocam diyor, iyi ne olabilir ki? Hani ben Değil mi? hedeflemişim. Kendime bir hedef koymuşum. Koyduğum hedefin sonunda ulaşamadığımda nasıl iyi sonuçlar elde edebilirim ki diyor. Ondan Diyor. sonra bir düşün bakalım. Bir bak bakalım. Biliyorsunuz bizim koçluk ön varsayımlarında çok güzel bir maddemiz var. Başarısızlık yoktur, sonuçlar vardır. Mutlaka Deneyim vardır. Evet. Deneyim vardır hocam. deneyim vardır. Hepsinde mutlaka hocam bir kazanım var. O Var. anı yaşamanın, o anı deneyimliyor olmanın mutlaka bize bir kazandırdığı var. İşte bu soru hocam anda kalmayı sağlıyor. Hani üzülmenin yerine bir dakika ya ben çalıştım çalıştım. Bu sonuç benim beklediğim ve istediğim sonuç değildi. İstediğim sonuca ulaşamamış olabilirim. Bununla birlikte bu çalışmalar bana hiçbir şey kazandırmadı mı acaba deyip yeni bir işleyiş başlıyor zihinde. Bir kere sen orada kendine bir altyapı oluşturdun. Bir kere sen orada kendine bir temel attın. Kendine bununla ilgili mesela bu süreçte kendine yatırım yaptın. Hocam sıralamasını mesela 50 binlerde olup ilk 2000'e giren ikinci yılında çok öğrenci gördük biz. Çok öğrenciyle çalıştık. Hani 50 binlerde tıp istiyor çocuk. 50 bin sıralamayla asla olmaz diyor. Risk alıyor. Bir kere daha hazırlanayım diyor. Ve ertesi sene hocam daha düzgün, daha planlı bir çalışmanın sonucunda çocuk ilk binlerle neredeyse derece yaparak istediği okulu kazanacak hale geliyor. Hani o Kesinlikle yüzden hocam. her başarısızlık hocam ya da her başarısızlık olarak tırnak içine alıyorum tabir ettiğimiz deneyimlerin illaki hayatımızda bize bir katkısı var. Yeter ki biz anda kalalım ve o anda o kazanımların farkında olalım. Karalar bağlayıp eyvah oh tüh deyip tamamen kendimizi depresyona sokmayalım. Bir dakika bu sonucu beklemiyordum doğru. Bunu da istemiyordum bu da doğru. Bununla birlikte bu yaşadıklarımın da mutlaka bana bir katkısı var. Var, Mutlaka bu var hocam. yaşadıklarımdan benim bir Tabii. kazanımım var diyebilmek hocam güzel bir farkındalık ve öğrenciler için yeni bir farkındalık oluyor çoğu zaman. Aynen, katılıyorum hocam. Ve Bu son arada, bölüm hocam. evet, Heh, buyurun. lütfen devam edin hocam. Bölümü de söyleyeyim ondan sonra hocam size şey yapacağım, size pas vereceğim, paslayacağım. Şimdi son bölümde hocam ulaşamazsan en kötü sonuçlar ne olur? Bu işte öğrencilerin önce karalar bağlayıp bütün kötü senaryoları dizdikleri yer. Hocam En kimsenin kötü ne yüzüne bakmadım. olacak? Yani. İşte hocam başlıyorlar şimdi. Hocam kimsenin yüzüne bakamam. Hocam annem çok üzülür. Hocam babam çok kızar. Hocam arkadaşlarım kazanır ama ben kazanamazsam ne yaparım? Onların yüzüne nasıl bakarım diye sayıyorlar sayıyorlar. Öyle mi diyorsun? Peki deyip deyip en sonunda hocam şuraya geliyorlar. Ya bir dakika. Evet bunların hepsi olur. Doğru. Bununla birlikte olmazsa olmaz bize sistemin dayattırdığı Rana hocamdan benim öğrendiğim Kesinlikle. en güzel öğretilerden birisidir. Olmazsa olmazlar zihnimize bizim sistemin dayattırdığı argümanlar. Hiçbir şey Kesinlikle. hocam dünyanın sonu değil. Hiçbir şeyin sonunda ölüm yok. Tabii bu ilk etapta öğrencide hani tamam ucunda ölüm yok ama hocam bir kazanamama var. Kendime güvenimi kaybederim. Bundan sonra bak çalıştım çalıştım olmadı. Bundan sonra nasıl çalışırım ki? Nasıl bundan sonra çalışmaya motive olurum ki şeklinde
argüman geliştiriyor öğrenciler. Doğru. Ama en sonunda şunu çok rahat söylüyorlar. Evet, olmazsa, kazanamazsam en kötü sonuç olarak ucunda ölüm yok. En kötü sonuç olarak dünyanın sonu değil. En kötü sonuç olarak kıyamet kopmuyor. En kötü sonuç olarak benim başıma gelecek şeylerin hiçbirisi telafisiz değil. Hepsinin telafisi mümkün. İşte hocam bu çok büyük bir zihinsel rahatlama ve kaygıyla baş etme adına öğrencilerin kafasında hocam, kafasında, zihninde, kalbinde çok ciddi bir rahatlamaya sebep oluyor. Ya bir dakika, hani dur bakalım, bir olmazsa dünyanın sonu değil. Olmazsa elimden geleni yaparım, tevekkül eder, gerisini Rabbime bırakırım. Yani evet. Bir de hocam cüzi irade ve külli irade dediğimiz şeyler var ya, hani ben elimden geleni yaparım, çalışırım ama en nihayetinde bir yerde ben biterim, sınırlarım biter. İşte orada artık tevekkül etmek, takdir-i ilahi demek, Rabbim neylerse güzel eyler demek çok önemli bir çizgi ve çok önemli bir farkındalık. Hocam bir tane öğrencim vardı, çok da başarılı bir çocuktu. 40'lar ile çalıştığım zamanlarda ve hocam pazar günü sınava girecek. Cuma günü bir düğüne gidiyor. Düğünde böyle bir arkadaş arasında bir delikanlı, çok da böyle yaşlı bir delikanlıydı. Arkadaş arasında işte sen bana yan baktın, sen bana düz baktın ve vesaire vesaire deyip hocam bir aralarında bir sürtüşme oluyor. Tamam diyor, ben sınava gireceğim, daha bu sürtüşmeyi uzatmayacağım deyip oradan ayrılıyor hocam. Takip ediyorlar çocuğu. Tam evine giriyor hocam, apartmandan giriş yaptığı sırada ensesine sert bir cisimle vuruyorlar hocam. Çocuk o an orada bayılıyor ve hocam bilinç kaybı. Ve bir aya yakın bir süre komada kaldı hocam. Sınavda gitti. O kadar hani çocuğun kendiyle ilgili, ailesinin o kadar beklentileri, emekleri o sene için hocam hepsi gitmiş oldu. Hani biraz önce bahsettiğim irade, külli irade var ya, tam da bunu diyorum işte. Hani biz elimizden geleni yaparız. En sonunda Rabbim neylerse güzel eyler tevekkülünü mutlaka yaşamak lazım ve çocuklarımıza da bir ebeveyn olarak, bir öğretmen olarak mutlaka yaşatmak lazım. Buyurun. Çok güzel söylediniz. Az önce de söyledik ya, biz başlarken de zaten bunu dile getirdik hocam. En önemlisi sağlık. Sağlıktan başkası zaten oluyor, siz dediğiniz gibi. O çocuk bakın bir sene komada kaldı. E ne oldu? Her şey geldi geçti değil mi hocam? Hepsi geçiyor. Ben de şunu eklemek istiyorum. NLP'yi de katmak istiyorum burada. Evet, heyecanı tetikleyici unsurlardan konuştuk. Bunları bulmamız, doğal heyecan var tabii ki. Etrafın baskısı, çevre baskısı, aile baskısı vardı. İçsel rahatsızlıklar vardı. Bunların hepsi heyecanı, sınav heyecanı yaşatan unsurlardı. Bununla birlikte bunu nasıl yaparız? Önce nefes terapisi. Nefes her şeyde olduğu gibi. Lütfen nefesinizi düzgün bir şekilde alıp verme yöntemiyle, nefes egzersiziyle kendiniz dile getirirseniz bu heyecanınızı birazcık daha körükleyecek ve birazcık daha rahatlayacaksınız. Daha sonra bununla birlikte şeyden bahsetmek istiyorum. NLP'de bu çok vardı hocam, siz de bilirsiniz. Duygu temizleme, dönüştürme yöntemi. Bunu da yaparsak kendimize hatta neydi hocam, duygu hissiyatını dönüştürme yönteminde şöyleydi. Oradaki duyguyu bulup, hani o kaygıyı, o korkuyu bulup onu yavaşlatarak tam tersine çevirirsek rengini, şeklini, büyüklüğünü, bunu tamamıyla bir anlatım tarzını, hatta neler hissettirdiğini bunu bulursak ve bunu da dönüştürürsek şayet, o korku zaten kayboluyor. Küçücük bir şey kalıyor. Ve göreceksiniz ki zaten korkularımızı biz kendimiz yaşatıyoruz aslında. Yaratıyoruz diyelim daha doğrusu. Daha sonra bir teknik daha vardı hocam. Ondan bahsetmek istiyorum. EMDR tekniği. NLP'de bunu çok görmüşüzdür. Siz de gördünüz. Bunu biliyorsunuz. Göz hareketleriyle yok etme. Bu durumu yok edebilirsiniz. Aslında her şeyin başı yine kişide bitiyor hocam. Tamamıyla bizde bitiyor. Bu kesinlikle Kadriye Hocam da demiş, durum yönetimi. Evet doğru hocam, durum yönetimi. Bunu bilebilirsek, bunu kendimize hani yapabilirsek kesinlikle sınav kaygısı, sınav korkusu, sınav stresi denilen bir durumu ortadan kaldırmış oluruz. Bunu zihin provasıyla da yaparız koşluktaki.
O döneme gidip o anı yaşatmak. Düşünsenize, üniversiteye giriyorsunuz, arkadaşlarınız sizinle birlikte. O an ne hissedersin? Ne yaşayacaksın? Yanınızda en sevdiğiniz insanlar, diplomanızı aldınız. Yani o kadar güzel şeyleri yaşayacaksınız ki, onu yaşattığınız an belki de diyecek ki, hayır bu benim hayalim değildi. Dediğiniz gibi farklı bir yöntem bulacak, kendisine ilerleyecek. Ama ben yine iddia ediyorum. Önce çocuklarımıza lütfen güvenimizi, onların yanında olduğunu, onların çok çok değerli olduğunu, bunların hepsinin geçici olduğunu. Çünkü öyle bir eğitim sistemi içerisindeyiz ki her an her şey değişiyor. Kimse ayak uyduramıyor. Eğitim sistemine de gelmek istiyorum birazcık. Kimse ayak uyduramıyor. Her an, her gün bir şey değişiyor hocam. Ben yetişemiyorum. Bilmiyorum siz eğitimci olarak yetişebiliyor musunuz? O yüzden Kesinlikle. lütfen relax olalım. Emin olun hayat çok güzel. Sağlıktan ötesinde zaten boş diyorum ben. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Hayriye koçum, ben Buyurun. burada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Lütfen. Şimdi ben zihinsel provayı oğlumun sınava hazırlandığı dönemde sınav anına götürerek yapmıştım. Şimdi Harika. o mesela çok şey yapıyordu, hani heyecanlanırsam, bildiklerimi bile yapamazsam diye çok tedirgin oluyordu. İşte o zihinsel prova tekniğiyle ben onu sınav anına götürdüm hocam. Sıraya oturdu, işte önce sınıfa girdi, yerini buldu, sıraya oturdu, işte kitapçıklar dağıtıldı. İlk işte kitapçığın kapağını açtı, o anı deneyimlemek, o anı o şekilde deneyimlemek mesela ona çok iyi gelmişti. Tekrar bugüne döndüğünde demişti hani evet bu sınav benim için önemli. Bununla birlikte diğer deneme sınavlarından bir farkı yok anne. Aynı Evet. sınıf ortamındayız. Kitapçıklar dağıtılıyor. Başımızda gözetmenler. Biz aynı şekilde sınava giriyoruz demişti ve ondan bu anlamda bir rahatlama ben gözlemlemiştim. Evet İkinci hocam. olarak hocam bu NLP'deki hani biraz önce bahsettiğiniz hani kaygıyı yok etme yöntemi, bunu ben Duygu durumunu kısacık evet yok etme. tarif etmek istiyorum. Alt modalitelerde mi biz bunu görmüştük? Neyse onu şimdi hatırlayamadım. Şimdi hocam bunu uygulamak isteyenler için ben kısacık bir tarif etmek istiyorum. Bir kere öncelikle şu, bu kaygıyı tam olarak nerede hissediyoruz? Bunu bulmak. Bedeninin Beynimizde mi? neresinde hissediyorsun? Onu Evet, bulacağız. bedenin Evet. neresinde? Kalbinde mi hissediyorsun, aklında mı hissediyorsun, ne bileyim işte midende mi hissediyorsun? Göğsünde Çünkü mi? olabiliyor hocam. Mesela mide ağrısı çeken öğrenciler olabiliyor. Böyle sık sık istifra eden öğrenciler olabiliyor. Öylesini de görmüştüm çünkü. Hani sınav salonu dahil olmak üzere yani salona istifra ederek girip istifra ederek çıkan öğrenciler de görmüştüm çünkü. Tam olarak bu kaygıyı nerede hissediyorsun? Önce bunu bir bulma. Sonra buna bir şekil verme. Kare mi, yuvarlak mı, dikdörtgen mi, üçgen mi, nasıl bir şey? Sonra bunu bir Tanımlatma renk, sonra aslında. bunu bir renk verme. Kırmızı mı, sarı mı, beyaz mı, renksiz mi? Sonra mesela bunu sert mi, yumuşak mı? Yani böyle hani neye benziyor? Durumuyla ilgili, yapı maddesiyle ilgili bir tespit. Ve ondan sonra hocam bunun ne olduğunu tespit ettikten sonra sıra geliyor en güzel kısmına. Bununla Evet. oynama kısmı. En çok bunu severim. Sonra bu verdiğin şekli hocam çevir. Bir daha çevir mesela. Düz çevir. Slime gibi hocam, Uzat. slime gibi değil Slime mi? Ya da gibi. hamur Mesela gibi. evet, slime gibi bunu. Uzat. Sonra bunu biraz daha böyle şeffaf hale getir. Sonra tekrar bunu yoğur. Rengi kırmızıysa bunun rengini değiştir mesela. Biraz daha o rengi aç. Biraz daha bunu şeffaflaştır. Bununla oynayıp oynayıp hocam en sonunda bunu mesela ne olarak tasvir ettiysen bir buluta dönüştürüp bulut olarak yok et. Toz bulutuna dönüştür, toz bulutu olarak yok et. Slime'a dönüştür, böyle uzat 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 kopsun gitsin mesela. Ve Değil mi? orada o kaygı, o stres onunla beraber zaten azaldığını sen de göreceksin hocam. Ve hocam orada özür dileyerekten bir şey daha söylemek istiyorum. Onun yerine isterse bir şey de koyabilir. Bu hani danışanlarımızla da yapıyoruz ya. Güneşten aldığı bir enerjiyi oraya yükleyebilir, ışığı yükleyebilir. Kendisini neyle huzurlu hissedecekse oraya dolduraraktan da o boşluğu orada kapatabilir hocam. Kendisini yanında daha güçlü hissedecek bir cisim de bulabilir orada. Bununla birlikte aslında
bakıyoruz ki temelinde, her şeyin temelinde biz kendi düşüncelerimizle kendimiz yaratıyoruz bu korkuyu, değil mi? Siz ne diyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle hocam. Kendimiz yaratıyoruz. Bir de şunu ben söylemiştim bir öğrenciye, çok hoşuna gitmişti. Şimdi hocam çok stresli böyle, hani çok sınavla ilgili stres üst düzeyde. Tamam dedim, hani koşulda gördüğümüz kimlik geçişleri var ya, tamam dedim. Evet, Bir kere evet. dedim sınav sabah kalkıyorsun. O çok stresli ağlak Ayşe'yi bırakıyorsun yataktan. Onun üstüne yorganını örtüyorsun. Salondan çıkıyorsun bir kere. Bırak dedim ağlak Ayşe, sen gelene kadar orada stresten tırnaklarını yesin, ağlasın. Sen çıkıyorsun oradan, kahvaltını yapıyorsun. Güzelce ailenle beraber sınav salonuna gidiyorsun, sınavına giriyorsun. Sonra sınav dönüşü yatağın o yorganın altındaki ağlak Ayşe'yi bulup tekrar onunla tekrar buluşuyorsun. Dedim bir kere ayrıştır bunları. Hani hedefleri olan, belli bir amacı olan Ayşe ile ağlak, zırlak, stresli Ayşe'yi bir ayrıştır bunları birbirinden. Ben o ağlasın. Koy onu sen yatağın içine. Koy onu yorganın altına. Sen onu orada bir bırak. Sen git sınavını ol gel. Onu sonra oradan alırsın. Çok hoşuna gitmişti. Hocam deneyeceğim bunu gerçekten demişti. İlk denemede deneyeceğini söylemişti hatta böyle. Evet, Böyle evet onun için hocam. de değişik güzel bir deneyim olmuştu. Şey de Evet. olabilir hocam. Beni Mesela bırak sınav. yöntemi bu, değil mi hocam? Beni bırak Evet, yöntemi. Bunu beni, hayatımızın evet. her köşesine yapabiliriz aslında. Kesinlikle, Sınavdan ziyade. kesinlikle. Evet, mesela bir tane Gözde Hoca diye dinlerken onda duymuştum. Mesela o da çok hoşuma gitmişti. Sınav için hani üst düzey kaygı yaşıyorsunuz. Gidiyorsunuz sınava gireceğiniz okula. Okuldan içeri girdiğiniz an hocam, o kaygılı parçanızı biraz önce buldunuz ya, Evet. rengini, şeklini, biçimini, her şeyini biliyorsunuz ya, o parçayı danışmaya bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki 3 saat sonra ben seni alacağım. Sınava gidiyorsunuz, dönüşte oraya bıraktığınız parçanızı oradan alıp geliyorsunuz. Hocam bunların Kesinlikle. hepsi olabilecek şeyler. Ya Yani hepsini bir gerçekten değiştirebiliriz, yapabiliriz hocam aslında. Her şey bizim elimizde. Değil mi? kesinlikle, kesinlikle. Evet, o yüzden hani çok kendimizi de darlamadan, çocukları da darlatmadan bu süreci kolaylıkla, sağlıkla inşallah geçirelim. Atlatacağız. Çünkü evet, çocuklarımızın bu desteğe çok ihtiyaçları var. Doğru. Bizim de aynı şekilde ebeveynler olarak bu desteğe çok ihtiyacımız var aslında. Çünkü ben hep oğlum sınava girdi yerine oğlumla beraber sınava hazırlandığımız sene tabirini hala çok kullanırım. Çünkü sanki ikimiz beraber hazırlandık. Hani onunla beraber ben de sınava girmişim gibi bir şey oldu o dönemde. Bu kadar da aslında kendini kaptırmamak lazım. Rolleri de ayırmak lazım. Mesela kızımda onu yapmıyorum artık. O onun sınavı diyorum. Benimki başka, Değil onunki mi? başka diyorum. Değil mi? Aynen, Evet. aynen. Sınavlar gelip geçiyor hocam. O kadar zor sınavları atlattık ki biz. Çok şükür her şeyi atlatacağız. Yeter düşüncelerimizden sıyrılalım. Herkesin sınavı dediğiniz gibi o onların sınavları. Biz onlarla beraber bir yola girdik. Sadece onların yanında güven ve desteğimizi sunaraktan, kaygıyı, stresi azaltaraktan onların ilerlemesine, güzel yerlere gelmesine hocam vesile olacağız inşallah. Ve bir de bir şey daha var. Tekrar yöntemi de çok önemli hocam. Az hani tekrar yapın. Lütfen tekrar 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 yaparsak sınavlardan korkulacak hiçbir şey yok çocuklar. Emin olun. Bunları biz Kesinlikle, de kesinlikle. yaşadık. Geçtik. Ne sınavlar atlattık. Sizler daha iyilerini ve Z kuşağı sizler çok çok daha zekisiniz. Güveniyorum ben size. Başaracaksınız. Emin olun. Bizlerden daha üstünsünüz. Bilgisayar, teknoloji çağındasınız. Ve o bilinçleriniz, o farkındalıklarınız o kadar kuvvetli ki ne sınavları atlattınız sizler, hepsini atlatacaksınız. Yani ben yürekten inanıyorum hepsine de hocam. Herkes istediği yere gelsin inşallah diyorum. İnşallah. Hayri Hocam birkaç tane soru var. O soruları da ben Evet. kısaca değinmek istiyorum. Bir tanesi Lütfen hocam, ben şu demişti an biraz önce. bitireyim. Tamam, ben zihnimde. Seval Hoca demişti ya biraz önce. Hani fen lisesinde okuyan ve hedefini belirleyemeyen çocuğum Evet. için, ne okuyacağına karar veremeyen çocuğum için ne yapmalıyım diye. Hocam şimdi bir kere çocuk Demişti. kaçıncı sınıf? Buna bakmak lazım. Evet, benimki de çünkü fen lisesinde okuyor. 10. sınıf. Bizim de hedeflerimizle ilgili daha netleşmeyen şeyler var. Normaldir. Bu tip çocuklar için hocam ben şunu tavsiye ediyorum. Bu tip çocuklara sıralama hedefi koymak lazım. Çocuğa mesela yani kendinin de kendi kendine sıralama hedefi koyması lazım. Hani hem bizim desteğimiz hem onun koyduğu bir Evet. hedef. Mesela işte eşit ağırlıkta sayısalda bir sıralama hedefi koyması lazım kendine. Madem ki neyi okuyacağına, hangi üniversitede hangi bölümü okuyacağına karar verememişse. İşte ben ilk
3.000'i hedefliyorum, ilk 5.000'i hedefliyorum, ilk 10.000'i hedefliyorum şeklinde bir hedef koymak şu aşamada elimizi rahatlatır. Bu hedefi koyup da bu sıralamayı gerçekleştirdikten sonra hocam, tercih yapmak için zaten bir zaman dilimi mevcut. Artı bu zaman diliminde üniversitelerin kariyer günleri oluyor, üniversitelerin tanıtım günleri oluyor. Üniversiteler 12. sınıfmış. Mesela bu 12. sınıf çocuğuna hocam sıralama hedefi koymak lazım. Hala bu çocuk ne okuyacağına karar veremediyse bu çocuğa sıralama hedefi koymak lazım. Bu sıralama hedefine göre hocam mesela 3.000, 2.000, 1.000 neyse hedefine ulaştıktan sonra hocam kafasında illaki belirmiş 2-3 tane üniversite vardır. Bu üniversitelerin tanıtım günlerine gidip bu bölümlerle ilgili öğretim üyeleriyle görüşmek, bölümlerle ilgili oradaki diğer üst sınıflardaki öğrencilerle görüşmek çocuğa bir ufuk kazandırabilir. Birinci aşama. İkinci aşamada hocam şu olabilir. Çocuğun kabiliyetlerine ne yapmaktan hoşlanıyor? Bunlar tam olarak yerine oturmuş mu? Çocuk gerçekten ne yapmak istiyor? Çünkü bazen şey olabiliyor hocam. Hani biz hedeflerimizi kabiliyetlerimiz ve ilgilerimizin dışında koyuyoruz. Bu sefer hedefimize ulaşıyoruz. Şey diyebilir miyiz hocam, Hafize hocam? Güçlü yanlarını bulma yöntemi. Çocuğun güçlü yanlarını bulursa önce bir güçlü yanlarını çıkarsın, ona göre devam etsin. Doğru mu? Evet, aynen öyle, aynen öyle. Kabiliyetlerini bulursa, güçlü yanlarını bulursa, ilgi alanlarını bulursa, bu ilgi alanlarına göre mesela neyi okumak istediğine karar vermesi daha kolaylaşabilir. Yıllar önce hocam bir tane anneyle konuşmuştum. Oğlunun bir tanesi doktor, bir tanesi de avukattı. Demişti, büyük oğlum demişti, böyle şeydir, hani çalışmayı çok sever. Böyle açık hava takıntısı yoktur. Çalışmaktan keyif alır. Ben demişti, onu hep sayısala yönlendirdim. Benim çocukta tavsiyelerime uydu. Ve şimdi doktor, ürologtu oğlu. Küçük oğlum demişti, mesela bir kere o demişti, odalar onu darlar. Dört duvar arasında kalamaz. Sosyaldir. Böyle konuşsun ister. İnsanlarla diyalog kursun ister. Mesela demişti, onu da biz eşit ağırlığa yönlendirdik. O da hukuk okudu ve avukatlık yapıyor demişti. Bakın bu bir ebeveynin sahip olabileceği en güzel farkındalıklardan bir tanesi. Ve o çocukların ikisi de çok şanslı. Kesinlikle. Çünkü çocuğun kabiliyetine göre, çocuğun yeteneğine ve güçlü yanlarına göre meslek seçimi Türkiye'de çok az insana nasip olan bir lüks. Çünkü aslında burada ebeveynin de çok kaliteli olması da önemli hocam. Burada ebeveyn güzel gözlem yapmış ve farkındalığı yüksek bir ebeveyn. Kesinlikle. Hani buna bakılarak hani çocukla ilgili belki kendi karar vermesi de, ailenin yönlendirmesi de buna bakılarak değerlendirilebilir. Sormuş. Velilerin de çok ciddi desteğe ihtiyacı var. Bize ne tavsiye edersiniz diye. Hocam bir kere en önemli şey karşımızdakinin ergen olduğunu, karşımızdakinin çocuk olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Onunla ona ne zaman kızmak gelse içimizden böyle onu yürümeye çalışırken ki taytaylarını, onu nasıl desteklediğimizi, ayakta durmasına nasıl yardımcı olduğumuzu hatırlayıp aynı taytayları bir daha yaşadığını düşünmeliyiz. Çünkü o dönemde ayakta durmak için zorlanıyordu. Bizim desteğimize ihtiyacı vardı. Şimdi de hocam ders çalışmak için bizim desteğimize ihtiyacı var. Bu sınav yolculuğunda başarılı olmak için bizim desteğimize ihtiyacı var. O hala taytay eden bizim küçücük yavrumuz ve hala bizim elinden tutmamıza, hala onun arkasından desteklememize ve arkasında varlığımızı bilmesine ihtiyacı var. Evet. Hissetmesine ihtiyacı var. Çok sabırlı olmalıyız bence. En önemli ikinci kural. Çok sabırlı olmalıyız gerçekten. Çünkü bizim için hocam, şimdi ben diyorum size X kuşağıyım, oldukça eski nesillerden birisiyim hocam. Onlar bizim hayat deneyimimize sahip değiller. Bizim tecrübelerimize sahip değiller. Bizim birikimlerimize sahip değiller. Biz istiyoruz ki bizim birikimlerle elde ettiğimiz tecrübe ve fikri olgunluğa onlar 15 yaşında sahip olsun. 16 yaşında, 17 yaşında sahip olsun. Böyle bir şey yok hocam. Böyle bir şey yok ama yani. Ama hocam şu da bir gerçek. Bununla birlikte onların da şu anki sistemlerine biz sahip değiliz hocam. Evet. Ya mutlaka. Yani, mutlaka. Ama hani o gençliğin verdiği bir şey var çocuklarda. İsterseniz delikanlılık dediğimiz kanın deli akması var ya. O delikanlılık, o gençlik, o gençliğin verdiği heyecan çocuklarda var. Bunun bir kere bilincinde olup
sabırla hocam, arkasında olduğumuzu ona hissettirerek, her daim her durumda onu desteklediğimizi, onu koşulsuz olarak sevdiğimizi, koşulsuz evet. olarak ona değer verdiğimizi, ona verdiğimiz sevginin ya da değerinin başarı gibi bir ön koşulu asla olmadığını ve ne istiyorsak gerçekten onun için, onun iyiliği için iyi niyetimizle istediğimizi çocuğumuza anlatmamız, tekrar tekrar anlatmamız, tekrar bir daha anlatmamız ve bunu hissettirmemiz gerekiyor. Evet. Yoksa bizim için de gerçekten kolay bir süreç değil. Bu noktada belki ben şey diyorum, sınav anneleri kendi aralarında belki bir koordinasyon kurup kendi aralarında bir şey yapabilirler. Bir konuşma ve rahatlama seansları düzenleyebilirler. Terapi yapabilirler hocam. Evet, Sınav terapisi yapabiliriz bizler de. Ve kesinlikle, dediğiniz kesinlikle. gibi şu çok önemli. Lütfen onların koşulsuz değerli olduğunu, sonsuz sevdiğimizi belli edelim. Onların yanında olduğumuzu belli edelim. Çünkü sınavlar gelip geçici. Onların birey olduğunu belli edelim. Sevgi sonsuz. Onu verelim lütfen. Çünkü ilk başında da söyledik konuşmamızın. Sağlık gerçekten önemli. Allah korusun. Onlar bu strese girerse, onlar bu depresyona girerse, biz çocuklarımızı geri getiremezsek ne olacak? Kaybedersek ne olacak? Onu düşünelim. Dünyanın sonu değil. Sınav dünyanın sonu değil, bana göre değil. Emin olun. Ne Kesinlikle, kesinlikle. sınavlardan geçiyoruz ki onlar bizim için çok çok önemli. Lütfen çocuklarımızın da yapacaklarına inanalım. Gerçekten çok güzel Z kuşağı geliyor. Gümbür gümbür geliyor diyorum ben onlara. İyi ki varlar. Onların İnşallah. yanında destekçileri olalım. Kolaylıkla atlatacaklar hocam. Hepsi kolaylıkla. Bakın sizin Evet, çocuk inşallah. gelmiş 10. sınıfa, ne güzel, ne mutlu. İnşallah hepsi İnşallah. gelecek hocam ya. İnşallah. Ben son vaktimizi de aşmışız hocam. Son bir iki Öyle cümle mi? Ah, kurup, lütfen. evet. Tabii. Son bir iki cümle kurup inşallah vedalaşalım, başka bir yayında buluşmak üzere. Şimdi benim İnşallah hocam. hocam çocukları, özellikle sınava hazırlanan öğrencilere 3 tane tavsiyem var. Artı bütün öğrencileri aslında. Lütfen ebeveynler bu noktada çocuklarının takipçisi olsunlar. Bir kere birincisi, kitap okuma alışkanlığını mutlaka çocuklarını kazandırsınlar ve bunu takip etsinler. Hocam kitap okumak bu hayatta sahip olabileceğiniz en değerli alışkanlık. Yani hani her çocuğun mutlaka sevdiği bir kitap türü vardır. Kimisi roman sever, kimisi masal sever, kimisi korku kitabı sever, kimisi bilim kurgu sever, ama illaki severler. Evet. O yüzden küçük yaşlardan itibaren çocuklara belki önce resimli kitaplarla, daha okuma yazma bilmedikleri dönemde, okuma yazma öğrenmeye başladıkları dönemden itibaren kitap okuma alışkanlığını kazandırılması, takip etmesi, hatta mümkünse rol model olup beraber kitap okumak çok önemli ve değerli. Bir kere bunu aileleriniz, velileriniz kesinlikle ihmal etmesin. İkincisi hocam, çocuklarımız mutlaka biraz önce söylediğim gibi kabiliyetlerini, ilgi alanlarını, güçlü yanlarını mutlaka görsünler, Varsınlar. tespit etsinler. Bu noktada ailelerimiz çocuklarımızı yönlendirsin. Kesinlikle Kesinlikle hocam. çocuklarımızın bu yönlendirmeye, bu tespite çok ihtiyaçları var. Aksi durumda sevmediği işi yapan, sabah 5 karış suratla yataktan kalkıp zorla iş yerine giden, bir an önce mesai bitsin, bir an önce emekli olayım diye hesap yapan bir sürü toplum, iki insanlarla doluyor. Bu da hiçbirimizin Kesinlikle. isteyeceği bir sonuç değil. Üçüncü olarak hocam, mücadele etsinler. Mücadele edilmeden elde edilen hiçbir başarı yoktur hayatta. Yani illaki, kim düşünün, küçük bir çocuk düşe kalka yürümeyi öğreniyor. Düşmeden yürümeyi öğrenmiyor. Ama düştün diye vazgeçmiyor da. Belki o çocuğun o cesaretini hayatımızın her safhasında taşımalıyız. Bazı şeyleri düşe kalka öğreneceğiz ama mutlaka mücadele edeceğiz. Mücadele etmeden elde edilmiş hiçbir başarı yok. Ben hep derim, mücadele olmadan başarı da olmaz, kazanç da olmaz. Oturarak amacına ulaşan tek canlı tavuktur hocam. Tavuk dışında, yaratılmışlar içinde oturarak, otura otura amacına ulaşan bir canlı yoktur. Mücadele edeceğiz, çalışacağız, okuyacağız, okutacağız ve güçlü yanlarımız neyse bulup, inşallah bu güçlü yanlarımız üzerinden çocuklarımızı yönlendirirsek hayat hepimiz için daha güzel Daha olur. kolay En azından olacak. tutkumuzu bulmuş oluruz diyelim.
Kesinlikle sizin hocam. De son sözlerinizi alalım. Daha kolay olacak. Ben size katılıyorum. Aynen. Ve çocuklarımızın yanında olduğunu, yanlarında biz onlarla beraber yolculuğa devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Bununla birlikte onlara gerçekten güveniyoruz. Onlara değer veriyoruz. Her ne olursa olsun yeter ki sağlıkları yerinde olsun hocam. Biz onlarla beraber bu yola çıktıysak, onlarla beraber büyüyorsak ve dediğiniz gibi en önemli onların birey olmalarını görmek istiyorsak hocam, mutlu insan olmayı becersinler yeter ki. Az şeye sahip olup, İnşallah. kesinlikle çok şeye sahip olmak değil, az şeyle mutlu olmayı başarabilsinler hocam. Gelecek onlara bırakılacak, gelecek nesiller diyoruz çünkü onlara bizler. Ve gerçekten güzel yerlere gelecekler. İnanıyorum. Kendilerine inansınlar. Önce kendilerine inansınlar diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Nasıl geçti Ben de. bilmiyorum. Evet ya, ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok güzel bir yayın oldu. Gerçekten. Yayınımızı izleyen, bize yayın arkadaşlığı yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Başka Aynen. yayınlarda inşallah buluşmak üzere diyoruz. Çok Şimdiden keyifli bir yayındı benim evet. için de. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. İzleyecek olanlara teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle ufacık da olsa naçizane biraz bilgi birikimi vermişizdir. Kazandırmışız. Çünkü bizler de öğreniyoruz. Hepimiz öğrenmeye açız. Aynen. Lütfen, lütfen hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlık çok önemli. Lütfen sağlığınıza dikkat edin diyorum ben. Görüşmek Herkese iyi üzere. akşamlar diliyorum. Görüşürüz İyi hocam. akşamlar. İyi Hoşça kalın. akşamlar. Görüşürüz. Merhaba. Kendini yetersiz mi hissediyorsun? Artık kendini hatırlama vakti. Şimdi derin bir nefes al ve içinden tekrar et. Kendimi ve yeteneklerimi görmeyi seçiyorum. Kendi gücümü açığa çıkarmayı ve kullanmayı seçiyorum. Doğuştan yetenekli olduğumu biliyorum. Sadece kendimi hatırlamaya ihtiyacım olduğunun farkındayım. Kendim olmaya izin veriyorum. Yeteneklerimin ve kendimin her an farkında olmaya niyet ediyorum. Merhaba. Geçmişin yükünü hala sırtında taşıyanlardan mısın? Bu yükleri bırakmaya ne dersin? Gözlerini kapat ve söylediklerimi içinden tekrar et. Geçmişte olanları değiştiremeyeceğimi biliyorum. Değiştiremeyeceğim şeyler için üzülmeyi bırakıyorum. Bugünden itibaren kendi enerjime sahip çıkıyorum. Hayatımın sorumluluğunu alıyorum. Merhaba, kaygı seni esir mi aldı? Güvende olmayı bilmek ister misin? Gözlerini kapat ve söylediklerimi içinden tekrar et. Kaygılanmak, güvende hissetmek kadar normal bir duygudur. Beni korumak ve hayatta tutmak için var olduğunu biliyorum. Kaygı duygumu dengeye almaya niyet ediyorum. Yüce Allah'ın koruması altında olduğumu biliyorum. Allah dilemedikçe hiçbir şeyin bana zarar veremeyeceğini biliyorum. Her şeyimle kendimi Allah'a emanet ediyorum. Güvendeyim.